Bir felaket mağduriyetinden yeni mağduriyetler doğmamalı. 1999 depreminin hemen ardından sessiz sedasız çıkarılan bir yasa ile milyonlarca vatandaşımız mağdur edildi. Çıkarılan yasanın geriye işletilmesi nedeniyle emeklilik haklarından mahrum kaldılar. 23 yıl süren mücadeleleri sonrasında Türkiye'nin en büyük sivil topluluğu haline gelen emekliliğe yaşa takılanlar nihayet 2022'nin Aralık ayında hükümetle giriştikleri mücadeleyi kazandılar. Hükümet EYT sorununu çözecek konusunda onlara söz verdi. Fakat çözümün mecliste açıklanması hiç de öyle düşünüldüğü gibi olmadı. Sadece yaş kaldırıldı, 99 öncesinin 5000 prim günü uygulanmadı. 5000 prim günü sözü alan vatandaşlarımızdan 1 milyona yakını 5000 prim günü tamamlamak için borçlandılar. Bu ortalaması 49, 48, 47 civarında olan bu vatandaşlarımızın getirilen yeni ek prim gününü doldurma, tamamlama, yeni iş bulma şansları da yok. Ayrıca Kahramanmaraş depreminin getirdiği yeni felaket mağduriyetlerinin de ön sırasında yer alıyorlar. Özellikle deprem bölgesinde de çok sayıda EYT'li vatandaşımızın yaşadığı, emeklilik haklarını beklediği biliniyor. Bu nedenle EYT mağduriyeti en kısa sürede çözülmeli ve EYT mağdurları bir an önce 99 öncesinin haklarıyla 5000 prim gününü dolduranlar ve yaş şartının ortada kaldırılmasıyla kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl prim ödeyenler hemen emekli edilmelidir. Bu büyük mağduriyet bitmeli, devlet mağdurlarla barışmalıdır.